Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hocam geçen hafta heyecanla takip ettik sizi. Sağdaki gelişmeleri. Biz de heyecanlandık. Hocam biz de heyecanlandık. Yani ilk önce tabii bir motor çalıştırmalar vardı. Hürjet. Bunlar tabii hepsinin basına paylaşmadık. Çünkü ardışık olmaktansa büyüklerimiz İsmail Başkan'ın paylaşsın istedik. Bir Hürjet motor çalıştırdı. Orada baya heyecanlandık bütün ekip olarak. Ben tabii daha önce ilk motor çalıştırmayı görmemiştim. Motorun içinde normalde yağ var. Yani üretici firma. Burada bunu üreten General Electric. İçine yağ koyuyor tabii. Yani her şey paslanmasın ki korozyon uğramasın. Paslanma demir için de geçerli. Bayağı yağlı duman çıktı böyle. Dedik ne oldu? Kara duman yaptı değil mi? Bayağı duman yaptı. Bunu öğrendik. İkinci de tabii bir de şeyi çalıştırırken Hürjet'in motorunu gerçi G'nin elemanları vardı orada. Bir kademe yapmadılar. Direkt motoru ateşlediler. Fakat Milli Marif motor çalıştırırken yine Çin elemanları vardı. Böyle bir dry run diyoruz ona. İçeri yağ püskü, yani yakıt püskürttük. Kademe yaptık. Dumanı azalttık. Yoksa öbürüne duman 10 numara olacaktı. Biz de heyecanlandık hocam. Vallahi gıptayla takip ettik hocam. Heyecanla İnşallah. Takip ettik. Ders de çok güzel denk geldi bu hafta. Böyle tam bunların üzerine. Tabii. Şimdi tabii. Sizin ağzınızdan dinleyeceğiz hikayeyi. Tabii nasıl nasip olduğunu anlatmak isterim. Çünkü uçtan uca işin içinde olduğumuz için duygusal boyutunda tabii mühendislik boyutuna yokum. Zaten ben mühendislik boyutuna olsam bizim 6000 tane mühendis kesin beni döver yani tek başıma bir şey yapamam. Evet. Nasıl yapalım biraz bekleyelim değil mi öğrenci arkadaşlar gelsin? Şu anda bütün öğrenci arkadaşlarımız girdi gibi gözüküyor hocam. Tamam. 62 kişiyiz şu anda. Maşallah. Nasıl şey yaparsanız uygun görürseniz başlayalım. Sizin ağzınızdan tamam. Dinlemek için sabırsızlanıyoruz. Tamam. Ben o zaman şimdi bugün özellikle izin verirseniz bu Milli Muharip serüvenimizi anlatmak istiyorum. Karşılaştığımız zorluklar nelerle zorlukla karşılaşılıyor? Onlar nasıl aşmayı nasip etti Allah? Onları anlatmak istiyorum. Bu bir paylaşmak istiyorum. Yani tecrübemizi. Mutluluk duyarız hocam. Buyurun. İnşallah. Şimdi değerli arkadaşlar tabii Milli Muharip, şimdi o kelime Milli Muharip demek bütün ülkeler için aynıdır. Stratejik bir aset anlamına geliyor. Ülkenin savunması için böyle çok fazla paylaşılmayan, hani böyle yarı kıskançça kendine tuttuğunuz bir aset anlamına geliyor. Bu Milli Muharip de havadaki Türkiye'yi koruması gereken en önemli unsur oluyor. İki unsur vardır havanızı korumanız için. Bir hava savunma sistemi diyoruz. Bunlar füzeler oluyorlar. İşte menziline göre dünyanın bir ucuna bir ucuna kadar gidebiliyor veya kısa mesafe 10 kilometre gibi olabiliyor. Bir hava savunma sistemi var. Bir de sizin uçaklarınız var. Havanızı böyle koruyorsunuz. İnşallah hiçbir savaş olmaz. Türkiye'nin başına bir sıkıntı gelmez. Ama bir çalışanımız geçen şöyle paylaştı. Milli Muharip ekibiyle böyle bir çiğ köfte partisi yaptık. Ben gençlerin de çiğ köfteye bile bayıldıklarını arkadaşlar orada gördüm. Tabii geçmiş yıllarda biz şey yapardık böyle işte köfte pişirir, barbekü diyorlar ya bundan yapardık. Bu sefer basitti. Deprem oldu çünkü depreme de biz bunu anımsamamız gerekiyor. Ama genç arkadaşların böyle ufacık bir pideyle bir çiğ köfteye nasıl fit olduklarını da gördüm. Şimdi arkadaşlar orada tabii herkesi konuşturmaya çalıştık. Genel müdürlerin görevi çalışanları konuşturmaktır. Kendisi konuşmaktan ziyade çalıştırma konuştuk, mikrofonu verdik. Enteresan cevaplar geldi. Bir tanesi çok değerliydi, paylaşayım onu. Arkadaş genç bir arkadaştı, evli, çocuğu da var. Dedi ki torunlarımın geleceğini daha güvenli görmek için bir proje çalışıyorum. Bu çok önemli. Torunlarımın, bak oğlu demiyor. Torunlarımın veya kızı demiyor. Oğlu kızı bilmiyorum erkek mi kız mı.
Ama torunlarım geleceğini korumak için ben Milli Muharip'te çalışıyorum. Demek ki Milli Muharip stratejik bir aset. Onun için önemli. Tabii Türkiye'nin bu projesi 2010'da başladı. Tam yani bir gününü bilmiyorum. Ben o zaman Türk Hava Yolları'ndaydım. Ya savunma sanayiyle çok direkt ilgim olmadığı için bunlar da o kadar aklıma kalmıyor. Ama 2010'da başladı. Tabii önce kullanıcı hava kuvvetleri, savunma sanayi başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı bunların böyle bir çalışma grupları oluyor. Onlarla oldu. Böyle yıllar biraz geçti. Ön çalışmalar yapıldı. Firmalardan destek alındı. Danışmanlık alındı. Ve 2016'ya geldi. Yanılmıyorsam Haziran ayı olabilir ki 2016 Haziran'da TUSAŞ'ta yönetim kurulu üyesiydim. Genel müdür Ekim ayında nasip oldum. Aslında Ekim ayından 21 Ekim hocam onu da unutmuyorum. Bazı şeyleri insanlar unutur da 23 Mart'ı da unutmuyorum. Türk Hava Yolları'nda genel müdür olarak başlamıştım. Ama o da 2003'tü. Evet 21 Ekim'de başladım. Onun öncesinde yönetim kurulunda gündem maddelerinden bir tanesi de Milli Muharip Uçağı'nın yüklenici olarak TUSAŞ'ın devlete, SSB'ye teklif vermesiydi, kontratı imzalamasıydı. Daha doğrusu düzeltiyorum. Teklif daha önce verilmişti. Sisik'ten çıkmıştı. Savunma Sanayi İcra Kurulu'ndan çıkmıştı. Onun imzası için yetki isteniyordu. Bana o yönetim kurulu nasip oldu. O yönetim kurulu kararını benim imzam var. O zamanki genel müdürümüz Muharrem Bey'e sordum. Yönetim kurulu sıfatıyla sordum dedim. Dedim ki bu projede mandate, yetki kimde olacak? Yani ana yüklenici kim olacak? Çünkü imza atarken yani ikinci yüklenici olacaksak onu da bilelim yani. Çünkü dev bir sorumluluk var arkadaşlar burada. Milli Muharip işte. Bizim genç mühendis diyor ki ben torunlarım için bunu yapıyorum. Torunlarım daha güvenci de olsun diye yapıyorum dediği bir projede. Bunun farkındayız biz de o zaman. Muharrem Bey'in cevabı şuydu. Mandate TUSAŞ'ta. Yani sorumluluk TUSAŞ'ta. Arkadaşlar sorumlu olmak büyük bir nasiptir. Bir şeyden sorumlu olmak. Yani sizleri sorumlu tutmaları, sizlere beklentiler içinde olması, birilerinin sizden beklenti içinde olması çok güzel bir nasiptir. Eğer sizden bir beklenti yoksa beklenti oluşturma ihtiyacınız da var. Yani yönetici olarak iki iş yapacaksınız. Bir beklenti oluşturacaksınız. Sonra da o beklenti yerine getirmek için çalışacaksınız. Bu zor oluyor. Bazen bunu da yapmak zorunda kalabiliyoruz. Yani beklentiyi de oluşturuyoruz. Ama burada bir beklentiler var. Hava kuvvetlerimiz Allah razı olsun onlardan, işi başlatanlardan, oraya kadar getirenlerden, bugüne kadar getirenlerden. Beklentiler kocaman. Beklentiler kocaman. Beşinci nesil bir savaş uçağı yapılacak. Şimdi tabii o yönetim kurulu nerede konuştuğumuzu burada paylaşmayacağım. Çünkü yönetim kurulu alanında konuşulanlar gizlidirler. Dolayısıyla yani secret'tirler. Buraya getirmem onları. Ama bu sorumluluğun çok büyük olduğunu söyleyeyim. Yani yönetim kurulu odasını karıştırmıyor ama büyük bir sorumluluk tabii TUSAŞ aldı burada. Çok büyük bir sorumluluk aldı. Çünkü 5. nesil savaş uçağı. Tabii şimdi TUSAŞ'ın o zaman ne yaptığına bakalım. TUSAŞ o zamana kadar Ankara'ları yapmış başarılı bir şekilde. Tebrik etmek lazım. Otonom bir uçak. Yani kendi başına uçuyor. Dolayısıyla bütün uzuvlarıyla, bütün fonksiyonlarıyla bir uçak aslında. Başarı bir hikayesi bu. Ve TUSAŞ aynı zamanda o zaman şeyde Hırkuş'u da yapmış. Şimdi değer arkadaşlar ben hep TUSAŞ diyorum. Bir de Tayı Tayı var ya. Aslında Tayı 2005 yılında ortadan kalktı. Yani hikayemiz şöyleydi. TUSAŞ 2003 yılının pardon düzeltiyorum. 73 yılında Kıbrıs Barış Harekatı ile Türkiye ambargo uygulanınca bütün dünya bize ambargo uyguladı. Bunun üzerine uçaklarımız uçamadı normal. Uçağın bir parçası eksik olursa küçük parçası koca uçak uçmaz. Onun üzerine 73'te TUSAŞ'ı kurdular. 85'te Tayı kuruldu ikinci bir şirket. Tayı General Dynamics ile ortaklık olarak kuruldu. Türk hisseleri TUSAŞ'taydı. Sonra 2005'te proje F-16 projesi bitince General Dynamics çıktı tabii. Normalde çıkacaktı zaten. Öyleydi plan. Çıkınca hisseler satın alındı. Hisse satın alınca o zamanki yönetim, TUSAŞ yönetimi karar verdi ki şirkete gerek yok. O hisseler yani şirket kapattı. Tayı şirketi kapatıldı. Hisseler de TUSAŞ'a geçmiş oldu %100. Dolayısıyla aslında resmiyette
Tayı 2005 yılında yok oldu, yok. Ama o marka değeri devam ediyor. Neyse, ben yönetim kuruluna geleyim. Büyük bir sorumluluk aldık orada. Dedim ya, bir hırkuş yapmışız, bir anka yapmışız. Başka bir şey yapmamışız. Özgün olarak ama. Özgün olmayan tabii ki F-16 montajı yapmışız. Şimdi değerli dinleyici, yani öğreneceğim ama sizler benden de yetkin kişiler olabilirsiniz. Bu MBA dediğimiz hocam böyle bir şey yani. Karşımızda ilkokul mezunları yok. Onun için gene ben değerli arkadaşlar devam edeyim. Yani her şirketin bir dinamiği vardır, bir yapabilirliği vardır. Ama sizden beklenti beşinlesi bir savaş uçağı olursa tabii ki bundan çekinirsiniz doğal olarak. Biz de çekindik ve envanterimize baktık. Neyimiz var? Daha sonra işte şeyle BAE Systems'la, British Aerospace System. Bu İngiltere'nin havacılıkla ilgili şirketidir. Belki bu Margaret Thatcher'ı hatırlarsanız, Demir Lady de diyorlar ona. Margaret Thatcher zamanında İngiltere'de havacılık sektörü çok başarılı değildi. Küçük birçok şirket vardı. Bu şirketleri birleştirmek için Margaret Thatcher, o zamanın başbakanı, İngiltere başbakanı, bütün bu şirketleri kamulaştırıyor. Hepsine el koydu, satın aldı bunları. O, British Aerospace meydana geldi. Daha sonra da Marconi şirketi, yine İngiliz şirketi. Onu da ekleyince bir system. System da Marconi, elektronikle ilgili olduğundan dolayı. Bunları birleştirdi. Sonra da o yılın sonunda bunları tekrar sattı, borsada sattı, özelleştirdi. Ama İngiliz hükümeti bir sterlinlik, bir poundluk hisse bıraktı. Bu da Golden Share oluyor. O altın hisseyle bir sisteme istediğini dikte edebiliyor. Altın hisse böyle bir şey. Tekrar ben geri geleyim. İşte 2017'de de bir sistemle bu konuda işbirliği imzalamak nasip oldu. Bir sistem bize 100 tane mühendis sağlayacak. Ve bazı kendine has özel software'leri de getirecekti. Dolayısıyla çok böyle İngilizce söyleyeceğim, humble başladık bu işe. Çok böyle mütevazi başladık bu işe. Gözümüzde korkuyordu. 10 numara korkuyordu. Ümitlerimiz de öyle 10 numara değildi. 2 numaralık bir ümidimiz vardı. Fakat şirkette buna devamlı inanan kişiler vardı. Tabii ben genel müdür olduğum için, CEO olduğum için bana verilen rol de 10 numara inanmak. İnanmazsam da arkadaşlar, misyonun görevi inanmaktır. Yani siz bir şirketi yönetiyorsanız, bir şirketin sorumluluğunu da aldıysanız, o şirketin yönetim kurulu da artık imza atalım, TUSAŞ olarak mandate bize diyorsanız, yapılacak hiçbir şey yoktur. Ayaklarınız geri gelirse bile o ayakları ters çevirip ileri göndermek zorundasınız. İnanmak zorundasınız. İsterseniz kendinizi kandırın. Ne derseniz deyin ama 10 numara bayraklar olmamız gerekiyor. Milli muharip yapılacak mı? Yapılacak. Milli muharip yapılacak mı? Şimdi ben tabii bu dönemlerde mesela alışverişe gittiğimde oluyor. İstanbul'dayız normalde ama TUSAŞ için Ankara'ya geldim. 7 yıldan beri de Ankara'dayım. İstanbul'a gittiğim de oluyor. Annem de orada. Bir alışverişe gitmiştim bir dükkanda. Mesela orada beni tanıdılar, tanıyabiliyorlar. Böyle bir de Türk Hava Yolları'ndan biraz aşınalar yüzüme. Hemen bir oradaki vatandaş, genç bir arkadaş, 40'ında vardı galiba. Dedi, siz milli muharip yapacaksınız galiba dedi, TFX yapacaksınız. Yani yapamazsınız gibi güzelce bir 10 numara posta koydu bana. Tabii ben de yapacağım dedim. Yani böyleydi. Yani kendi aile içinde de bana çok iş inanmazdı belki ama torunlarım var, onu söyleyeyim, Seyit Ömer maşallah, dede yaparız diyor. Arkadaşlar, zor işleri yapmak istiyorsanız içinize bir çocuk heyecanı koymanız gerekiyor. Her birimiz çocukluğumuzda daha böyle güçlüydük, ben öyle hissediyorum. Mesela çocukluğuna buna deseler şunu şöyle olacak mı? Oy, nasıl? Tabii ki olur. Nasıl? Yaparız tabii ki. Hyundai bana inanması enerji verdi. Orada demek istediğim şu arkadaş. Temel Bey, sesiniz kısıldı ama mikrofonunuz kapandı. Evet. Sesim şu anda.
Tamamdır hocam, geliyor. Tamam. Dolayısıyla zor projelere inanmak zorundasınız. Ben de inşallah bu Milli Mağrip kapsamında hep inandım. Gönülden inandım. Hep savundum. Normal görevim de bu. Tabii ilk yılların zorluklarından bahsedeyim. 60 mühendiste 2016'da bu işe başladık. 100 mühendisi bir sistemden gelecekti 2017'den sonra. 100 gelmedi. Gıdım gıdım geldiler. 70'e, 80'e geldiler. 90'a geldiler. Sonra aşağı düştüler. Tecrübe olarak da o kadar beklediğimiz gibi gelmediler. Ama bir şey öğrendik. Bir sıfırdan büyüktür. Büyük bir işe başladıysanız, bu büyük işin gereğini yapamıyorsanız, yani ona göre gücünüz yoksa, o zaman hiç arkanıza bakmayın. Zor işlerde hiç arkanıza bakmayın. Yani başarıp başaramayacağınızı da kendinize sormayın. Hiçbir şey sormayın ki. Yalnızca ben bu sabah ne yapmam gerekiyor, bunu yapmam, bunu yapmam gerekiyor, bunu yapmam gerekiyor. Bunu hiç düşünmeyin. Aklı ileriye hiç götürmeyin. İleriye bakmayın. Arkaya da bakmayın, ufuka da bakmayın. Yalnızca önünüze bakın. Yalnızca önünüze bakın. Biz ilk yılları da yaptık. 60 kişiydik. Bir sıfırdan büyüktü dedik. Tecrübeli olsa alırız. Şimdi belki şu anda bizi dinleyen arkadaşlardan, Aselsan'ın, Havasyan'dan, kardeş şirketlerden de kişiler vardır. Alırsak tabii biz bunlardan çalacağız. Ben bu şirketlerden eleman alırsam 2 gün sonra hemen beni Aselsan Genel Müdürü, Havasyan Genel Müdürü veya özel şirket hemen ararlar zaten. Genel Müdürüm ne oluyor, benim elemanlarımı alıyorsun. Başka eleman yok zaten. Nereden alacaksın ki? Ne yaptık? Biz dedik ki genç eleman alalım. Yeni mezun. Arkadaşlar şu anda 6.000'in üzerinde çalışanımız var. 5.000 tanesi şirkette sıfır girdi. Yani mezun olunca geldi. Sıfır numara. Niyetleri, yetenekleri 10 numara. Tecrübeleri yok. İşte bir sıfırdan büyük deyip durmadan biz genç eleman aldık. Durmadan aldık. Yılda 1.000-1.200 mühendis. Yani şu anda 1.200'den 6.000'i geçtik. Tabii bu ara bizden ayrılanlar da oluyor. Dolayısıyla neredeyse 8.000 mühendis giriş yaptı şirkete. Ayrılanlar da oluyor. Emekli olanlar da oluyor yaşı geldiği için. Dolayısıyla bu kadar genç kişiler aldık. Ve benzer şeyi teknisyenlerde de yaptık. Şimdi teknisyen açığımız var. Biz hem Airbus'a, Boeing'e de iş yapıyoruz. Onlardan da para kazanıyoruz. Onların da işini yapmamız gerekiyor. Sonuçta 6.000 mühendis, 6.000 teknisyen ve 14.000 kişi olduk. 5.200 kişiden. 2016 referans alıyorum kendi girişimi. Bu kadar katlandı. Yani şirket toplam nüfusu da 2 kattan fazla oldu. Mühendis nüfusu 3-4 kat oldu. Teknisyen nüfusu 2-3 kat oldu. Böyle büyüdük. Ama tabii bunlar çoluk çocuk. Şimdi belki dinleyen de vardır. Bunları çoluk çocuk dediğimde kızacak da var ama ben yaşlı dede olduğum için problem olmaz. Geçenlerde kreşimiz var. Gitmiştim, orayı ziyaret etmiştim. Hemen onlar bir pankart açtılar. Ondan sonra dede hoş geldin demek dediğim ben. Tabii dediğim, yaşlıyım. Problem yok. Şimdi biz bu gençleri aldık ya. Şimdi çoluk çocukla Milli Mağrip yapacağız. 5. nesil savaş uçağı yapacağız. O kadar kolay bir şeye gözükmüyor. Ama bunlara eğitim verdik. Bir de şimdi değerli arkadaşlar şöyle. Siz bir işe kalkıştığınız zaman her şeyi bilmeniz gerekmiyor. Her şeyi tık 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 hesaplamış olmanız da gerekmiyor. O kadar da monster değiliz. Yani biz deriz monsterız, zor işler yaparız ama o kadar da monster değiliz. Şimdi genç mühendisleri alıyoruz. Bunları önce tabii ünitelere dağıttık. Klasik bir durum. Buna biz böyle bir ortodoks diyoruz. Bir kelimeyi bu çok kullanıyoruz. Bunun dinle bilgisi yoktur. Biraz Amerika'da kaldığımız için onlar ortodoks metotlar. Siz de herkes kullanır. Böyle ortodoks metotlarla biz bunları içeriye dağıttık. Diğer arkadaşların, abi, ablanın yanına koyduk. Baktık ki hepsine güzelce bir öğütü veriyorlar. Çünkü tecrübe olmadığı için bilmiyor ki. Dili bilmiyor, jargonu bilmiyor. Yani iniş takımını belki de gördü veya görmedi. Veya ne bileyim, flight control computer nedir gördü veya görmedi böyle. 2 günde bunları yani haşat etti. Kelime için kusura bakmayın. Daha sokak ağzı. Tamam. Biz de tabii metot bulmamız gerekiyor. Olur, çalıştık, uğraştık. Ondan sonra bir MGP bulduk. Mühendis Geliştirme Programı. Ne yapıyoruz? Aldığımız bu genç elemanları önce akademimizde, TUSAŞ'ın akademisi var. Büyük şirketlerde hep vardır bu.
Akademimizde biz bunları 4-5 aylık bir eğitim alıyoruz. Ama bu eğitim üniversitedeki klasta, sınıflarındaki eğitim olmuyor. Yani onlara fiil olarak bir iş yaptırıyoruz. En kolay insansız uçak yapmaktır. 3 boyutlu printerlerden işte kanat atış suyu 3 metre olan böyle kocaman bir İHA yaptırıyoruz onlara. Uçtan uca. Bir de bunlar şunu gördük. Farklı disiplinden gelen insanlar. Normalde uçak mühendisi, uçak makine okumuş bunlar yıllar boyu. Ama biz bunları farklı disiplin, makinecisi var, uçakçısı var, malzemecisi var, yazılımcısı var, elektronikçisi var. Hepsi bir grup yapıyoruz. 40-50 kişilik bir grup. Ve bu gruplar içine baktık ki yani böyle birbirine dalaşmaktan ziyade gençlerde böyle çok sık oluyor. Bazen de bizim içimizde de oldu yani bu ekiplerde de oldu. Daha çok böyle birbiriyle işbirliği yapan bir an önce bitirelim. Çünkü o uçacak ki ondan sonra biz içeri dağıtacağız onları. Gerçek mühendis olacaklar. Maaş değişmiyor ama çoğumuzda itibarları değişmiş olacak. Evet, MGP 10 numara bir iş oldu. Ve biz bu mühendis sayısı, işe yarayan mühendis sayısını 6000 üzerine çıkarmak buna nasip oldu. Milli Muharip 60 kişiydi. Şu anda 1500 direkt Milli Muharip Genel Müdür Yardımcılığında çalışan mühendisimiz var. Ve bir o kadar da diğer ünitelerden çalışıyorlar. 60'tan 6000'e iyi bir sayı bu. Dolayısıyla bu şekilde biz bu işleri getirdik. Sonra arkadaşlar şöyle, günler geçtikçe gözümde büyüyen konuların daha basit olduğunu gördük. Ben şu itiraf da yapayım. Bu genç mühendis arkadaşlara önün açıldığı zaman, işlerine de fazla karışılmadığı zaman 10 numara iş yaptıklarını görüyoruz. Şimdi bugün bir ürünlerimiz çıktıysa Milli Muharip şu anda taksi yapıyor. Yıl sonunda Allah'ın izniyle uçacak. Bu her şeyi 2 yıl öne çektik anlamına geliyor. Çünkü bizim orijinal fikrimizde Milli Muharip'i yapıp hangardan çıkaracaktık. Sonra motor çalışır mı çalışmaz mı? Ha çalıştıralım dedik. Tabii taksi demek aslında bütün unsurlar yerine geldi. Hidrolik sistem, pneumatik, hepsi sistemler çalışıyor demek oluyor. Ve taksi yapıyor şu anda. Dediğim gibi burada en çok öğrendiğimiz şey genç arkadaşlara yeterince imkanlar verilirse sonuçlar çıkar. Ama tabii şunu da bilmemiz gerekiyor. Büyük projeler için özellikle gerekiyor. Finansı sağlamanız lazım. Parayı bulmanız gerekiyor. İnsanı bulmanız gerekiyor. Bunlara fiziksel ortamlar. Arası da piknik yapmanız gerekiyor. Çiğ köfte de vermeniz gerekiyor. Çünkü normal insanlarız biz ve bizim motive olmamız lazım. Tebrik edilmemiz gerekiyor. Tokalaşmamız gerekiyor. Şimdi benim bir huyum vardır. Ben onun iyi olduğunu sanıyorum. O da şudur. Telefonumu paylaşırım. Şirkete başladığım 21 Ekim'de öğleye kadar olabildi. Sabah başladım ama öğleye kadar ancak da e-mailleri düzenleyebilirler. Bütün personel e-mail gönderdim. İyi çalışacağız. Herkesi heyecanlandırmaya çalıştım. Ama dedim ki bu da benim cep numaram. Cep numaramı verdim. Bir sıkıntınız olursa beni arayın. Ama tabii ben her şeyi bozmuyorum. Yani aramızdaki arkadaşları ezmiyorum ama telefonum bu. Bu olunca tabii kolay ulaşılıyor bana. Ulaşılınca tabii her gün beni aramazlar. Öyle çok telefona boğulmuyorum. Ama çalışan şunu biliyor ki ben genel müdürle bir merhaba bile diyebilirim. Bu çok önemli. Bütün bu motivasyonlar üst üste eklersem, zor gördüklerimiz zamanla kolay olduğunu görürsek, bir de tabii mesela bizdeki normal bilgisayar hesaplama yeteneği CPU ile ölçülüyor. Aynı High Performing Computer diyoruz, HPC. 1000 çekirdekli vardı. Şu anda 50.000 çekirdekli bir makine var. 2 tane 10.000 çekirdekli makine var. Ondan sonra küçük 3.000 çekirdekli makineler de var. Dolayısıyla bizim hesaplama imkanımız neredeyse 10 katına çıktı başladığımız zamanla konuşursak. Kullandığımız yazılımlar mesela Dassault PLM ve Siemens PLM sistemi var bizde. Bunlar bir suite olarak geliyorlar. Yalnızca CAD çizimi değil, aynı zamanda simülasyon var. Bu da birbirine bağlanıyor. Bu görüntüleri başka yerden, işte digital twins dediğimiz bir olay var ortada. Bunları bu şekilde en modern tool'ları verince bu gençlere altından çıkıveriyorlar. Vallahi ona böyle çok güzel şekilde çeviri veriyorlar.
Tabii bizim çok yurt dışından konuklarımız oluyor. Krallar geldi, başbakanlar geldi. Son olarak da İngiltere Genelkurmay Başkanı ziyaret ettiğimizde. Mesela bazı konuklarımız soruyor, yani siz işi dijital mi yapıyorsunuz? Dijital yapıyoruz. Tabii dijital olunca her şey elektronik ortamda olunca bir de simülasyonlar da birbiriyle otomatik bağlandıkları zaman yani kağıt, defter, kalem yani yüz yüz kalkıyor bu sefer. Bir de birbirine beraber çalışalım benim yaptığım sen bir bakar mısın dediğimiz zaman PLM demek oluyor. Çok büyük bir sinerji oluştu. Şimdi değerli arkadaşlar bütün bunlardan hülasa gördüğüm önce gözümü de tabii benim de çok büyüyordu bu iş. Milli Muharip 5. nesil bir savaş uçağını taksi yaptıracağız. Henüz uçmadı. Aslında işin hemen başında sayılırız. Yani böyle sonuna gelmedik henüz. Uçsa bile orada işimiz bitmeyecek. Tekrar bu geliştirilecek. 2028'de hava kuvvetlerimize inşallah teslim edeceğiz. Şu andaki bütün hazırlığımız bu yönde. Ama buraya kadar gelince şunu gördük. Aslında düşündüğümüz kadar işler zor değil. Ben pozisyonum gereği her zaman moral oldum. Şimdi diğer arkadaşlar çalışan genel müdürüne, CEO'sunun yüzüne bakar. Eğer sesini titriyorsa onu 10 numara anlar. Yani biz insanlar normal insanlarız. Ne içimizde varsa kalbimizde o bizim yüzümüze yansıyor zaten. Dolayısıyla Allah nasip etti ben rolümü 10 numara oynamak nasip oldu. Ama benim rolümde arkadaşlarımıza sık sık baklava ikram etmek. TUSAŞ'ta bu meşhurdur. Geceye kadar, sabaha kadar çalışılıyor. Hemen genel müdür olarak gidip biz onlara tatlı ikram ederiz. Motive etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar şöyle, kişilerin maaşı küçük olur, büyük olur. Ama küçücük bir hediye beklenmedik bir yerde öyle bir etki yapıyor ki. Yani durup dururken siz insana bir çay ikram ediyorsunuz, bir baklava dilim ikram ediyorsunuz. Bu ona değer verdiğinizi gösteriyorsunuz. Hiçbir şirket arkadaşlar robot değildir. Hiçbirimiz robot değiliz. Ne kadar dijital olsak da işte yani karanlık fabrika olsak da robotta çalışsak bile robotun da ruhu vardı deyip gidip baklava ikram edeceğiz neredeyse. Günün sonunda şu anda Milli Muharip'te çok güzel bir yere geldik. Altyapılarımız bitti. Rüzgar tünelimiz çalışmak üzere. Yıldırım testi yapılacak 5 milyon volt. O tesis bitmek üzere. Her yapılan bir uçak böyle biz asıyoruz onu. Türkiye'deki en yüksek hangarı yapıyoruz şu anda. Orada elektromanyetik dalgalarla gerçekte görülüyor, görülmüyor. Yani seri üretim ürün uçaklarında böyle sürekli biz orada test edeceğiz. O tesisler bitmek üzere. Statik test imkan yapmamız gerekiyor. Bu tam ölçekli statik test ve dinamik test bu binada bitmek üzere. Ondan sonra uçağımız elektromanyetik dalgalar yayınlıyor ki başkaları dinliyor bunu. Biz o elektromanyetik dalgalarını da test edecek laboratuvarımıza başladık. O da bitecek inşallah. Uçağı yaptığımız iki uçağı aynı anda yapacağımız hangarımız bitmiş durumda. Milli Muharebe Mühendis binamız bizim tesisleri gördüyseniz en yakışıklı yer orasıdır. Aslında Milli Muharebe Mühendisleri en gariban mühendislerimizdi. Önce işte Balgat'ta bir ofisimiz var. Bilmem gelmiş misiniz? Oradaydılar. Sonra o ekibi Orta Doğu Teknik Üniversitesi içinde Teknopark'ta bir yerimiz vardı ki ben o zaman şirkete başladım. Küçük bir yerdi. Ondan sonra orada olmadı. Konteyner bir şey, kent yaptık bunlara. Konteynerden ofisler yaptık. Prefabrik ofisler. Orada bunları tuttuk. Şirketin en itilmiş kalkmış mühendisleriydi. Ama yönetim kurum sağ olsun izin verdi. 10 numara bir mühendislik binası yaptık. Bunun açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız bundan 2,5 yıl önce yaptı. 3 yıl oldu neredeyse. Onu da yaptık. Şeylerle, köprüyle birbirine bağladık. Allah'a şükürler olsun. Şu anda aslında fabrika kurulmuş durumda. Ama en önemli yetiştirdiğimiz, yaptığımız iş insandır. Bize 1.000 tane mühendis katılıyor. 0 kilometre. Sonra dedim ya her şeyi bilmek gerekmiyor. Öğrenirsiniz. Şimdi klasik de ortodoks metotlarla biz ilan asıyoruz internette. İnternetteki ilanlarımızda güçlü olmasını istiyoruz ki genç arkadaş gördüğü zaman biz de ciddi bulsun, gerçekten başvursun ve iyiler bize gelsin diye. Ama baktık ki bunlar da artık olmuyor. Şu anda biz o gençlerin ayağına gidiyoruz.
sınıfında birinci, ikinci, üçüncüleri ziyaret ediyoruz. Tek tek konuşuyoruz. Gel TUSAŞ'a başla diyoruz. Dedim ya her şeyi başına bilmen gerekmiyor. Sonradan öğrendik. Bu pandeminin ilk yılında, 2020 yılında mühendis arkadaşların mezuniyetleri gecikti. Tamam dedik, geciktiyse bunlar mühendise benziyorlar. Biz bunları mühendis olarak aldık. Oradan başladık. O günden beri kişileri mezun olan alıyoruz. Şu anda aşağı yukarı 600 tane öğrenciyken kişiyi işe alma işlemi bitmek üzere. Öğrenciyken alıyoruz. Kendi payroll'umuza giriyor. Ama bunun öncesinde üniversite SSK'sını ödüyordu. Biz onu çalıştırabiliyorduk yarı zamanla. Ama bu onun ötesinde artık TUSAŞ oluyor o. Öğrendiğimiz şu, siz iş yapmak istiyorsanız iş yapacak olan kişiyi Beşik'te gidip bulacaksınız. İlkokul çocuklarını motive etmeye çalışıyoruz. Çünkü sonra gene bize gelecekler. Ortaokul çocuk, liseli gençleri motive etmeye çalışıyoruz. Teknik liselerde, 2 yılı teknik okullarda okuyanlar, Ankara'da olanlar için bu tabii mümkün olabiliyor. Gelip bize haftada 1 gün, 2 gün teknisyen olarak çalışıyorlar. Fotokopi çektirmiyoruz, perçin çaktırıyoruz. Mühendisler aynı şekilde süreçte 1000'den fazla mühendis, 3. 4. sınıfta gene staj metoduyla bizde oluyor. Yani dediğim gibi şöyle, yeter ki siz bir horona girin, gerisi geliverir. Bu kadar da bilmek gerekmiyor. Ama başa döneceğim, zor işe kalkıştıysanız arkaya kesin bakmayın. Yaptığınız yanlışlara da bakmayın. Çünkü o kadar çok iş yapmanız gerekiyor ki o yanlışları zaten kimse görmez. Önünüzde de böyle çok havalara böyle ufuğa mufuğa bakmayın. Önünüze bakın ama düşerseniz. İnanın ona, sıkı sıkı sarılın. Tabii şimdi bütün bu anlattıklarımda başarının buradan geldiğini sanacaksanız öyle değil. Bir şeyi başarmak istiyorsanız önce o ülkenin de size önem vermesi gerekiyor. Buna inanması gerekiyor. Tabii yıldan yıla Türk vatandaşı bize daha çok inandı. Destek verdi. Misafirlerimiz oldu. Emekli bir yere geçen bizi ziyaret etmişti. Yani aldığı para bir ihtimalle emekli maaşıdır. Öyle kocaman maaş olmuyor tabii. Emekli olunca dedi ki maaşım yarısını vereyim dedi. Belki de olan maaşla zor geçiniyordur. Ama maaşın yarısını vermeyi teklif etti. O zaman tabii vatandaşın da dikkatini çekmek gerekiyor. Bir şeyi başarmak istiyorsanız büyük işleri gerçekten sizi destekleyen, support eden insanların olması lazım. Yani böyle şey popüler support diyorlar ya, bir de politik support olacak ama bir support edenlerin olması gerekiyor ki büyük işler yapabilirsiniz. O da nasip oldu. Tabii bütün bunlar için de arkadaşlar proje yapmanız gerekiyor. Yaptıklarınızı anlatmanız gerekiyor. Böyle ben yapayım de bitince gösteririm. Şimdi ben şunu hatırlıyorum. Yani hep doktora yaptık. Değişik arkadaşlarımız oldu. Benim de problemlerim doktora da oldu muhakkak da. İşte arkadaşımız günlerden beri çalışıyor ama hocasını görmeye gitmiyor. Olmaz ki. Hoca da onu sonunda bırakıyor. Yani onun için böyle uzun soluklu büyük işlerde hem göstermeniz lazım, hem yoğun çalışmanız lazım, hem imkanları getirmeniz lazım, hem insanları baklavayla motive etmeniz lazım, vatandaşa anlatmanız lazım. Bunların hepsini yapmanız lazım ki o ateş sönmesin. Ateş bir sönünce bir de yakmak bu kadar kolay olmuyor. Ama geldiğimiz nokta şu, çalışanlar artık uçağa dokunuyorlar. Gene mühendis arkadaşlara itiraflarını söyleyeyim. Uçak bitmeden kağıt üzerindeydi. O kadar motive olmuyorduk. Şimdi dokunuyoruz. Yani mühendis arkadaşlar uçağa hangarda gidip böyle tavaf edip gidiyorlar. Görüp görüp gidiyorlar. Bu bir heyecandır. Allah bize nasip etti onu. Ve Türkiye'nin şu anda 5. nesli bir savaş uçağının ilk zor adımı bitmiş durumda. Ama bundan sonraki başka zorluklar var. Bir televizyon, yabancı televizyon kanalının yorumu çok önemliydi. Türkler bu uçağın gerisini getiremezse bile, getireceğiz Allah'ın izniyle, önemli sayıda altyapı kurdular, insan yetiştirdiler. Aslında dünyada arkadaşlar tek kalan insanlar, yani tesisler de önemli değil. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı sonrasını çok iyi hatırlıyor. Yani duyuyoruz, okuyoruz, görmedik o zaman yoktum. Yani o kadar yaşlı değilim yani. Japonya'yı görüyoruz. Dolayısıyla büyük işler sıkı durmakla olur. Ama tabii ki yalnızca popüler destek yetmez, siyasi destek de gerekir.
Yani hükümetlerin de desteklenmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın direkt desteğini biz her zaman yanımıza hissettik. Yani tamam, bu destekliyorsa yaparız ya. Bu çok önemli. Yani Türkiye'de Milli Muharip bu hale geldiyse başta Sayın Cumhurbaşkanımızın direkt desteğini biliyoruz. Zaten bununla ilgili SİSİK'ten karar alınıyor İCA kurulundan ve bize onun için bir finans sağlandı. 1.3 milyar dolara bir finans sağlandı. Yani bu bizim için çok önemli bir rakam. Bir onu biliyoruz. Sayın Bakanlarımızın desteğini biliyoruz. Bir ihtiyacımız olduğu zaman finansla ilgili bankalar olsun, herkesle konuşan desteği biliyoruz. Vatandaş geliyor, bir ziyaret ediyorlar. Vakıf şirketiyiz. Büyük hissedarımız vakıf, Silahlı Kuvvetleri Güçlenme Vakfı. Onların koordinettiği toplantılar oluyor. Gelince vatandaşın nasıl davrandığını biliyoruz. Ve 10 numara sorumluluk altında 10 numara eziliyoruz ama genç arkadaşına Allah razı olsun, şu ürün ortaya çıktı. Şimdi ben böyle konuşuyorum ama böyle üst üste eklemeye çalışıyorum olayı. Tabii arkadaşlar, yalnızca böyle anlattıklarım şeylerden de başarı çıkmaz. Başka şeyler de yapmanız lazım. Sonra o başka şeyi yapınca başka şey de yapmanız gerekiyor. Yani tabii biz kadere inanırız ama yani olay olana kadar kader değil, bizim çabamız önemlidir. Bu Milli Muharip projesi başladığı zaman normalde bir de jet eğitim uçağı başlamış olması gerekiyordu. 2010'daki orijinalinde buydu. Ama o zamanki değerlendirme ile devletimiz dedi ki Milli Muharip yapalım, jet eğitim uçağı yapmayalım. İsmail Başkanım bana demişti ilk başladığımızda, günlerde hatırlıyorum. Bir de jet eğitim uçağı yapmak. Jet eğitim uçağı küçük uçak. Yani Milli Muharip 100 birimse değeri onun, bununki onun çeyreği gibi olur. Bunu yapmak gerekiyor. Ama jet uçak, ama gene jet olduğu için onun kendi süpersonik uçuşta kendi kritik kurumlarıyla Milli Muharip yakın geliyorlar birbirine. Biz öz kaynaktan, gene tabii ki İsmail Başkanım'ın yönlendirmesiyle, sonuçta bizim öz kaynağımız devletin parasıdır. Biz devlet şirketiyiz. Devletin parası, o parayla Hürjet'i yaptık. Şimdi aynı anda iki uçak yaptık. Yani insan bakınca ya nasıl yani? Yani bir uçağa insan kaynağı yetmiyor, İkinci uçağı niye yapıyorsunuz? Çok tenkit yedim ben. Çok tenkit yedim içeriden ve dışarıdan. Yurt dışından, yurt içinden ve şirket içinden iki uçak ne yapıyorsunuz? Yapmamız gerekiyor. Çünkü Hürjet daha kolay. Daha küçük bir uçak. Büyük olunca işler de zor oluyor. Ve Hürjet şu anda uçmaya hazırlandı. Önümüzdeki günlerde Allah'ın izniyle uçacak. O da bitti. Ve iki ekip oldu. Bir Milli Muharip ekibi, bir de Hürjet ekibi. Şimdi tabii şöyle bir nasip de bana denk geldi. Şu anda Milli Muharip'in genel müdür yardımcısı, Hürjet'in genel müdür yardımcısının öğrencisi. Amerika'dan öğrencisi. Doktora sunumunu almış. Böyle bir güzel de bir şey, ilişki var arada. Ama önce Milli Muharip hareketi geçti. Sonra Hürjet onu yakalamaya çalıştı. O öne geçti. Buradaki taksilerden bahsediyorum. Şu anda da Milli Hürjet uçmaya başlayacak yakında inşallah. Statik test yaptık bugün itibariyle. Bul yükledik. İki tane Hürjet ürettik. Bir tanesi teste tabi tutuluyor. Diğeri de uçacak. Bu full scale statik testte %100 yük altında uçağımız pırıl pırıl yerinde durdu, kırılmadı. Yerdeki testte elhamdülillah bugün oldu. Ve o uçak uçtuğu zaman hemen biz Milli Muharip için datalar toplamaya başlayacağız. Yani önümüzdeki haftalarda datalar toplamaya başlayacağız. Zaten bunların flight control ekipleri, bunlar paslaşarak gidiyorlar. Ve Allah, dediğim gibi şunun nasip etti. Hırkışımız vardı. Hürjet arkadan çabuk geldi. Geç başladı, çabuk geldi. İnşallah emniyette uçar yakında. Ondan sonra hep uçar. Ve o datalarla Milli Muharip'in de önünü açıyor. İnşallah Milli Muharip'imize yıl sonunda uçacak. Aslında değerli arkadaşlar, zor iş yapıyorsanız zorun zoruna kalkışmanız lazım. Yani zor bir iş yapıyorsanız iki kat zorlu davranmanız gerekiyor. Ben bildiğim enteresan bir söylem vardır. Eğer bir fındık kırmak istiyorsanız ve fındığı böyle taşla bir şeye kurarsanız, çekişle, bilmiyorum çocukken yaptınız mı, böyle ters vurursanız, tam tepesinden vuramazsanız kayıverir, böyle fırlayıp gider, sonra gidip fındığı ararsanız. Yani çocuksunuz, ne, bir iki tane üç tane fındık bulmuşsunuz fındık tarlasından.
Onun için deriz ki fındığı bacımıza kıracaksın. Hiçbir şekilde kaçma şansı yok. Tabii bu ara fındık gidiyor. Onun için arkadaşlar zor iş yapıyorsanız bir kat daha zor yapın. Sakın işi kolaya, ucuza çıkarmaya çalışmamak gerekiyor. Yani büyük bir iş yapıyorsanız sakın ya burayı şöyle köşesini keseyim, bunu böyle yapayım, bunu böyle yapayım. Sakın yapmayın. Onun yerine iki kat daha zor. Yani iki kat daha fazla terlenme göz önüne alın. Hürjet bizi terletti. Ama çok şey yardımcı oldu. Olacak da Milli Muharebe Allah'ın izniyle. Tabii şimdi dedim ya zora isteyeceksiniz ki şirketiniz iyi olsun. Tabii biz bu ara bir de Anka 3'te bir ürün çıkardık. Şu anda taksiye yakında başlayacak. İnşallah onu yakında uçururuz. Bu delta kanat kocaman bir şey. Delta kanat olmasının sebebi radyolardan yansıtmasın diye. Görünmez olsun diye. Niyeti görünmez olmak ama tabii işin başındayız. Kapalı şeyi var, yuvaları var, silah yuvaları. Onları açık bırakacak inşallah. Tabii bu da yetmez. Bir de helikopterde Atak 2 diye bir 11 tonluk helikopterimiz var. Onu da çabuk çabuk yetiştirmeye çalışıyoruz. En arkadan o geliyor. Dolayısıyla aslında TUSAŞ olarak biz imkansız denedik. Allah nasip etti. Bir kısmı gerçekleşti. Arkası gelir. Ona niyetimiz, düşüncemiz öyle. Ama bütün vermeye çalıştığım mesaj şu arkadaşlar. Büyük işe kalkıştıysanız sakın arkanıza bakmayın. Kesin olarak size arkada korkutacak bir şeyler vardır. Arkadan size gelecek kötü sesler kesin vardır. Çok da ileri bakmayın nasıl olacak diye. Çünkü ileri göremezsiniz. Çünkü çok büyük bir iş. Yani ileri göremiyorsun ileri. Ama ayağınızın dibine de bakmayın. Yani belirli bir açıda bakın. Her şeyi de çözerek gitmek zorunda değilsiniz. Her şeyi de emniyete garanti almak zorunda değilsiniz. Ve tekrar hatırlıyorum. Önlemcimiz yok, flight kontrolcumuz yok, şu yok, bu yok, yok, yok. Bunları biz İngilizce'den yalvararak alıyorduk. Ama aldığımız gençler öyle pırpır çıktılar ki, öyle yoğun çalıştılar ki şu anda bir tane de uçak yaparlar yani. Bu, dediğim gibi bunu sonradan keşfettik. Ama yarı yolda hemen dedi ki bak öyle yapmayalım ama önce bunları bir eğitelim, içeri hemen vermeyelim, ortodoks gibi davranmayalım. Yatırım yaparken de gerçekten ne gerekiyorsa yaptık. Kompozit tesisler olsun. Hiç bunlardan geri kalmadı. Covid'i hatırlıyorum. Covid dönemi aslında zor bir dönemdi. Allah rahmetli olanlara rahmet etsin. Ben de az daha yani öbür tarafa geçiyordum. Öyle bayağı Covid'de bir yoğun bir hastalık yaşadım. Zordu ama dedik ki Covid dönemi olsa bile hız kesmeyeceğiz. Bugün ben uluslararası bir firmanın genel müdürünü İstanbul'da görüştüm. Büyük firmanın işte herkeste bir supply problemi var. Yani alt yüklenici problemi var. Küçük firmalar korkup Covid'de daraldılar. Ama 2020'de biz 400 yeni kişi işe aldık. 2020'de Covid'in böyle zirve yaptığı, ne olacağını hiçbir şey bilinmediği yıllarda 400 kişi aldık. Ondan sonra 1200 kişi aldık. Almaya devam ediyoruz. Yani dediğim gibi hız kesmemek lazım. Motoru soğutmamak lazım. Arkaya bakmamak lazım. Ama çok da ufağa bakmamak lazım. Korkutur. Önümüze düzgün şekilde yürümemiz lazım. Milli Mağara bize bunu öğretti. İnşallah teknoloji devi olacak. Bu büyük projeleri yapmaktaki zorluk yönetim zorluğudur. Menajim zorluğudur. Benim çok 10 numara bir atakımım var. Bana rapor edin arkadaşlar. Sabah kadar çalışırlar. Şimdi bazen gece yarısı baş mühendis arkadaşım mesaj atıyor. Genel müdür bunu yaptık diye. Ben de bazen uyanırım, ben de dinlerim ona gece yarısı. 10 numara bir genel müdürlerimiz, başkanlarımız, direktörümüz, müdürlerimiz, yöneticilerimiz var. Ama dedim ya tümüyle insanları motive etmek için birinci kademe yöneticiler. Mesela ben bunlarla bir araya gelir, kahvaltı yaparım, konuşurum. Tabii ki orada genel müdürlüğü de var, direktörü de var, müdürü de var. Ne kadar bundan hoşlanıyor emin değilim ama her zaman CEO'nun sahada olması gerekiyor. İnsanları bilmesi gerekiyor, erişilebilir olması gerekiyor, telefon edilebilmesi gerekiyor ve gönül vermesi gerekiyor. Hocam isterseniz soru cevaba geçelim mi? Ben bu iki büyük projeyi olabildiği kadar anlattım. Nasıl yapalım bundan sonra? Hocam geçmeden önce ben müsaade ederseniz bir şey söylemek istiyorum. Sizi dinlerken heyecan bana geçti. Hakikaten tüylerim diken diken oldu. Ben şeyi sorayım. Dünyada başka bir
şirket var mıdır aynı anda bu kadar çok platformu Ar-Ge olarak, yani sıfırdan geliştirip yapan bir firma var mıdır diye hep merak ederim. Hocam şimdi şöyle, soğuk savaş dönemi, yani Amerika ile Rusya'nın böyle iyice çekiştiği dönemde, hem Rusya tarafında Sukhoi'de olsun, MiG firmasında olsun, Tupolev'de olsun, ondan sonra Antonov'da olsun, akıl almaz iş yaptılar. Yani uyumadılar onlarda. Aynı şekilde Amerika tarafında Lockheed Martin'da, Northrop Grumman'da, bu şirketlerde de öyle uyumadılar. Ama olağanüstü bir dönemdi o. Doğru, doğru. Şimdi aynen öyle. Mesela bir Lockheed'e ziyaretim vardı. Onlar bizi bir odaya getirdiler beni. Yukarıda bir sürü maket uçaklar var. Savaş uçakları var. Aa dedim, ne yaptınız? Bunları niye yaptınız bu kadar boş boşuna? Evet, haftada bir uçak yaptılar. Çünkü iş zor olunca yaptılar. Şimdi hocam sorun şu. Biz de kendimizi aynı moda sokmaya çalıştık. Eğer aynı moda girersek yaptığımız çok normal bir şey. Gerçi işler tam bir bitsin de bunun bir hesabı toplanması çıkarı yapılabilir. Belki de dünyada en yoğun ürün çıkarma bize nasip olmuş olabilir ama soğuk savaş döneminde böyleydi. Küçük bir anekdota çıkayım. Ben Yunanistan Michigan'dan master doktor alayım. Lisansımda İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Michigan Aerospace meşhurdur kendi içinde. Yani herkes kendi okulunu reklam eder ama güçe giriyordu yani o zamanlar. İşte o zaman hocaların anlattığı şu. Onlar genç oldukları zaman NASA'da çalışıyorlar. Yani biz öğrenci olduğumuz zaman onlar da 60'ında, en iyisinin 60'ındaydılar. Yani bu uzay programı olduğu zaman NASA'da çalışıyorlardı. Dedikleri şuydu, biz gece uyumaz ve ekstra para da almazdık. Yani mesai parası da almazdık, gece de uyumazdık. Hocam her milletin böyle uykusuz dönemi var, bizim uykusuz dönemimize denk geldi bu. Ama büyük proje yapmak istiyorsanız aslında bu ruhu yaşatmanız lazım. Yani korkutmak ayrı bir şey ama bitirmemiz gerekiyor. İhtiyacı var. Genç diyor, ben bu uçağı torunum için yapıyorum. Hocam mevzu bu yani. Hocam şey aklıma geldi, biraz önce bahsederken şeylerin, Latinlerin meşhur bir lafı var. Fortune favors the brave diye. Tarih hep cesurların yanındadır diye. Büyük işler düşünmezseniz büyük işler yapamazsınız. Hocam arkanıza bakmazsanız korkmuyorsunuz. Arkaya bakmayacaksınız ama. Ben öyle diyorum. Arkaya bakarsam yani bilmiyorum, siz tek köprü, tek ağaç köprüler vardır. Bilmiyorum hiç üzerinden geçtiniz mi? Ben Karadenizliyim. Bizde akarsular çoktur. Arkaya bakarsanız korkarsınız. Evet, bu tek ağaç köprüden geçmenin yolu, gözünüzü sabit bir noktaya dikiyorsunuz böyle. Hiç değiştirmeyeceksiniz ama ondan sonra dengeyi sağlıyor. Vücut, yani insan bir tek ağaç üzerinden geçiveriyor karşıya. Ama kazayla bir dönerseniz bitmişsinizdir. Hocam müsaade ederseniz o zaman şöyle yapalım. Eğer katılımcılarımızdan soru sormak isteyen varsa lütfen elini kaldırsın. Ona söz verelim. Var mı katılımcılarımızdan soru sormak isteyen? Benim var Levent Bey. Buyurun lütfen. Merhabalar, Mustafa Altunay, Enox Teknoloji'den. Temel Bey. Öncelikle değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Biz de heyecanla dinledik. Ben Tayyip'le de yoğun, yakın şekilde çalışıyoruz. Enox Teknoloji olarak Nation's Turmus ve diğer partner firmalarımızın distribütörlüğünü yapıyoruz ve teknik ekiplerle evet, çok yoğun çalışıyoruz. Açıkçası bizzat sizin de çok önem verdiğinizi bildiğim için o konuda da tekrar arkadaşları da bilgilendirmeniz açısından Ironbird ya da Demir Kuş, hatta bunun evet, içinde özel bir ekip kurduğunuzu biliyorum. Doğru. O altyapı da çok değerli bir altyapı. Hürriyet evet, için yapıldı, Milli Muharip evet, için de düşünülüyor. Doğru. O konuda da kısaca bir bilgi aktarabilirseniz, görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Tabii. Şimdi ben öğrenciyken de deney yaptım. Sonra hocayı ikna yaptım. Böyle 2-3 kanallı bir data acquisition sistemimiz olursa, National Instrument dahil buna, biz bundan uçardık. Şu anda 6000 kanallı sistemle test yapıyoruz. 6000 kanaldan. Bir de o işte kaç bit aldığımız önemliydi. Şimdi bitin bir de 5'lik vazgeçtik sözünlükleri. Bu milletin parasıyla oluyor. Şimdi arkadaşlar şöyle, siz bir uçak uçuracaksanız, jet uçağı uçuracaksanız,
başkası nasıl yaptıysa siz ondan daha ince ve detaylı yapmanız gerekiyor. Ola yalnızca bir uçağı tasarlamak, oradaki stres kontrolleri görüp o stres kontrolüne karar vermek kadar kolay değil. Tabii bunları da yapıyoruz. Mesela Milli Muharip için ondan devam edeyim. Bizim demir kuşumuz vardır. Iron Board. Bu uçak üzerindeki bütün sistemler birebir var onda. Bütün aktüatörler, elektrikli, hidrolik aktüatörler, bütün mekanik sistemler, pneumatik sistemler var üzerinde. Bir. İkincisi de bizim şeyde Iron Board'da onlar sarı renkte. Sarı renkte olanlar diğer kısımlar da uçak uçarken, manevra yaparken üzerine gelen kuvvetleri, hava kuvvetleri, aerodinamik kuvvetleri olabilir, yere vurduğu zaman yerde ilgili çarpmasından gelen iç takımı kuvvetleri olur. Bütün bu kuvvetleri de simülasyonu yapan, bunu uygulayan aktüatörler de var. O zaman bu aslında yerdeki uçmayan demir kuşu oluyor. Bunu bir ortak şirketimiz var Altınay'la beraber, Taç diye. Bahati açık olsun, 10 numara iş yaptılar. Bu gerçekleşti. Şu anda Hur Jet yerde uçuyor. Tabii bir sürü data acquisition, veri toplama. Yani şimdi ben tabii genç mühendis olsam var ya, o iyi çıkmazdım burada. Yani o kadar zevkli şeyler ki biz bunlar, yani Amerika'da da yaptım bunu da, orada da öyle iki üç tane data alıyorum, şeylerle yapıyorduk. Böyle. Dünya bizim değildi, burada dünya bizim. Ve bu Iron Board dediğimiz yerdeki bütün mekanizmasıyla bulunan uçak, aynı zamanda uçuş simülatörüne bağlı. Uçuş simülatöründe de gerçek uçuğun flight control kompütürleri, her şeyleri var içinde. Ve uçuşu simüle ediyor matematik modelle beraber. Manevra yapıyor. Siz tabii orada active sight'i çektiğiniz zaman uçak dönüyor veriyor. Görüntü olarak dönüyor tabii. Fiziksel dönmüyor ama bu bilgiler olduğu gibi Iron Board'a geliyor. Iron Board'da bütün sağını solunu çekiştirerek havada gerçek ne olacaksa bunu yapıyor ve data alıyoruz. Ve biz aylardan beri, bir yıldan beri test pilotlarımız uçuyor. Yetmez. Bunun flight control sistemini, yani software'ı alıp Amerika'daki Calspan diye bir şirket var. Gene bu soğuk savaş zamanında NASA'dan gelen, daha sonra özelleşen bir şirket bu. Bunun bir tane bir uçağı var. Uçağın içine koyduk ve pilotumuz da handling'e baktı gerçekten. Ve bu da yetmiyor. Kuş çarpması yapmanız gerekiyor. Allah korusun, uçarken kaç tane kuş gelirse. Gerçi kuşa biz çarpıyoruz, öyle diyor bir arkadaş. Kuş bize çarpmıyor da. Arada kanopi kırılacak mı? Bunun testlerini yapıyoruz, kurduk bunları. Tabii bu savaş uçağı olduğu için dönerken bile yakıt çalkalanıyor. Bunu test etmeniz gerekiyor. Biz yakıt tanklarını uçmak gibi çalkalandırıyoruz şu anda. Aviyonik laboratuvarı, pneumatik laboratuvarı, hidrolik laboratuvarı, yakıt laboratuvarı. Bütün bunları simüle etmek için sel diyoruz buna. Bu sellerde bütün bunları yaptık. Değerli arkadaşlar, aslında tabii ben de kolay kolay anlattım size ama o iyi canımızı çıkardı bunlar. Çok para harcadık. Yani Hürjet aşağı yukarı 600 milyon dolar öz kaynaktan gitti. Bu paralar arkadaşlar sokağa atmıyoruz. Yanlış anlamayın. Hepsi bir tane data labor oluyor. Bir şey yapıyoruz. Bir tanesini çalıştırıyoruz. Mühendise veriyoruz. Aslında uçak yapmak zor bir iş. Ama bize Allah nasip etti. Neden? Önümüze baktık. Gereken finansmanı devlet bize verdi. Allah razı olsun. Verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız politik support'unu her zaman hissettik yani. Böyle sosyal desteğini her zaman hissettik. Bakanlarımızın, İsmail Demir Başkanımız sık sık ziyaret eder. Milli Savunma Bakanımız sık sık bizi, Müzakar Bey ziyaret eder. Bunların hepsini biz aldık yani. Bunları aldık. Ama gereğini de yaptık. Yalnız bu Hürjet'te değil, Milli Muharip'te de böyle, Atak'ta da böyle, Gökbey'de de böyle, Ankara 3'te de böyle, Ankara'nın kendisinde de böyle, Gökbey'de de pardon, Aksungur'da da böyle uyu da yapıyoruz. Onu da söylemek gerekiyor. Büyük nasipliyiz biz ama bu milletin parasını harcadık. Gençleri de ön tarafa koyduk ve onlara da baklama ikram ettik. Başka bir şey yapmadık. Bilmiyorum cevapladı mı? Çok, çok güzel oldu Temel Bey. Zaten platformların kendisi kadar da bu altyapının da bu projelerle beraber kurulmuş olması bir o kadar da değerli. Bunu bir televizyon programında bunun altını çok kalınca evet çizmişsiniz. Çok çok değerli bu. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bunlar aslında geleceğe yatırım. Hocam değil mi? Geleceğe yatırım bunlar. Aynen aynen. Uçak yapan fabrika kurduk. Nasip oldu ona. Uçak filizlendiren ve fabrikamız var şu an. Sami Bey buyurun. İyi akşamlar. Merhaba.
Merhaba. Teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için öncelikle. Benim bir sorum olacak. Bir tanesi Milli Muharip Uçak'la F-35'i karşılaştırmak doğru mudur? Eğer yani F-35 dünyada çok konuşuldu. Bir devrim yarattığı söyleniyor. F-35 bir devrimse Milli Muharip Uçağımız da dünyada ses getirecek bir devrim olabilir mi? Yabancı ülkelerin teveccühünü kazanacak mıdır? Tabii. Şimdi tabii uçak karşılaştırmayı bu arada uluslararası medya çok yaptı. Raporlar çıktı. Ben o raporları okuyoruz. Okuyorum yani okuyoruz hep beraber. Yani yurt dışı bizi bayağı karşılaştırıyor. Tabii anlayabildikleri kadar karşılaştırıyorlar. Ama birçok bilgiler de var zaten genel olarak bu uçağın performansı. Türklerin Milli Muharip Uçağı'nı F-35'te karşılaştırmıyorlar. F-22 ile karşılaştırıyorlar. Şimdi F-35 daha çok havada yere görev yapan bir uçak. Bu Joint Fighter olmasının sebebi de Hava Kuvvet Amerika için, Amerikan Hava Kuvvetleri için hem gemiden hem de karadan kullanılan dolayısıyla ekonomi yapabilecekleri bir uçak ortaya çıkardılar. Bu F-35'in 10 numara uçak olduğu anlamına gelmiyor. Siz bir uçağı ne kadar genelleştirirseniz, yani bu şeylerden bilirsin, genel amaçlı CNC'lerden veya özel amaçlı CNC'den bilirsiniz onu. Eğer siz titanyum kesmek istiyorsanız, titanyum kesmek, bilmiyorum içinizde böyle talaş yamulatçı var mı? Titanyum kesmek istiyorsanız, titanyum kesen tezgah satın alırsınız. 5 metre titanyum kesen tezgah. Ama derseniz ki ya yalnızca ben titanyum kesmek istemiyorum. Titanyum tezgahı tek başına boş kalır F-22. Onun yerine ben başka bir genel bir tezgah satın alayım ve her işime yarasın. O zaman da alüminyum kesersiniz onunla. Daha çok alüminyum kesmek için tezgahlar yapılır. Bizde alüminyum var. Çelik de kesilir tabii ki. Ama titanyum kesmek isterseniz kesici olan kafa, spindle'ın çok güçlü olması gerekir. Yani 50-60 kilowattlık enerji olması lazım. Pardon, megawatt bir enerji olması. Çok güçlü bir şey olması gerekiyor. Çünkü titanyum kesmek zor. Yani çok büyük torklar uygulamanız lazım. Yoksa kesici kalem çok çabuk bozuluyor. İmalatçı olan varsa bunu çok iyi bilir. Biz onun için titanyum, yani minimalde çok titanyum var. Titanyum tezgahları alıyoruz. Bayağı pahalı. F-35 genel amaçlı bir uçak. Gemiden dikey kalkıyor. Ondan sonra bombardıman yapıyor. Joint yani bu. Ama F-22 öyle değil. Daha çok havadan havaya bir uçak. Türkiye'nin ihtiyacı o yönde. Bizim uçağı F-22 ile karşılaştırıyorlar. Tabii F-22 üzerine çok sofistike radarlar, üzerine çok sofistike sensörler var. Bizim o sensörlerimiz bugün yok. Herkes de biliyor bunu zaten. Ama yapacağız onları. Onları da yapacağız. F-22 iki motor var üzerine. Bizim uçakta da iki motor var. Daha büyük. F-35'ten büyük bir uçak bu. Niye büyük? Çünkü süper kruz yapması gerekiyor. Afterburner'ları çalıştırmadan motor gücün yetmesi gerekiyor. Havayı içeri aldığın zaman havalığını böyle döndürerek götürmeniz gerekiyor. Neden? Radar dalgası içeri bir yerden girerse öbür taraftan çıkamazsın dışarı. Görmesin onu. Şimdi bu açıdan bizim uçağı F-22 ile karşılaştırıyorlar. Şu andaki karşılaştırma şöyle. Amerikalıların F-22'si ki en iyi uçaktır, kabul ediyoruz. 10 numara bir uçaktır. Kimseye satmıyorlar zaten. Çok pahalıdır bile. Ondan sonra artık sıralama üzerine gitmeyeceğim ama Rusların Su-57'si, Pakva, Çinlerin J-20'si ve ondan sonra Türklerin uçağı. Ondan sonra F-35, ondan sonra Koreli'nin uçağı. Sıralama böyle. Tabii biz bu işi bitirmedik. Yani mesaj yanlış olmasın ama büyük bir kademeye geçtik. Yani yurt dışındaki yayınlara bakın. Yani Yunanistan'da CNN Yunanistan galiba yani yapmış. Biz bir eşiği geçtik. Ama burada artık gevşememek gerekiyor. Daha çok çalışmak gerekiyor. Hepimize, bana da özel olarak genel müdür olduğu için daha çok görev düşüyor. Yazılımlar tabii ki bizim
10 milyon kodluk yazılımı bitirmedik şu anda. Bunu bitirmem gerekmiyor ama benim 10 milyon, 20 milyon kodluk yazılıma ihtiyacım var. Sofistikasyona ihtiyacım var. Ama girdiğimiz yol o yol. Girdiğimiz yol F22 yolu. Allah inşallah sonuna gitmeyi nasip eder. Evet. Devam edebilir miyim? Çok özür dileyerek. İkinci lütfen. Sorumlu. Benim vaktim var. Sizde de varsa ben de vakit problemi yok. Aslında biraz bahsettiniz. Bilmiyorum doğru mu yorumladım. Yani bu tip projelerin gelecek nesillere de anlatılması gerekiyor neticede. Yani biz bugün televizyonları açtığımızda savunma sanayinin geçmişte kalmış kahramanlarını bir belgesel halinde yeni yeni izleyebiliyoruz. O günkü vizyonlarını yeni görebiliyoruz. TUSAŞ Milli Muharip Uçak içinde bir belgesel hazırlayacak mı? Bunu yerden kestiğinde izleyebilecek miyiz? Şimdi bu aslında topyekun bir projedir. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Yani TUSAŞ onunla değil zaten bir defa. Biz Havelsan, Aselsan, ondan sonra Askinsan, Roketsan, biz veya özel şirketler, Volo Kanopi'yi yapıyor özel bir şirket hemen yanımızda. Biz bir aileyiz aslında, şirket ailesiyiz. Ama geçmişle bugün arasında birçok önemli fark var da, yani geçmişte de çok büyük emekler var. Yani 73'te 4 milyon metrekare yer çevriliyor. Yani bugün TUSAŞ'ın bulunduğu yer 4 milyon metrekare çevriliyor. Burası tarlaydı. Vallahi inekler bile otları yiyemiyor yani. Onlar engel olunuyor. Yapılan iki tane mütevazi binayla başlıyor. O binalar şimdi bizim duruyor. O binalara başlıyor. Şu anda o 4 milyon metrekarede güller açmış, tesisler meydana gelmiş. Şimdi bu çok büyük vizyon. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın kişisel vizyonudur bu. Bilmiyorum o yıllarda tabii siz yoktunuz, gençsiniz de ben vardım, ortaokuldaydım. Bu odur. Şimdi bu vizyonlar hep olmuştur geçmişte ama bu sefer fark olan şu, devlet ağırlığını koymuştur. Devlet demiştir, ben bunu istiyorum. Silahlı Kuvvetler, Milli Savunma Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız demiştir ki ben 5 istiyorum. 5'inisi istiyorum. Tabii insan böyle ürküyor ya yani. Ama nasip oluyor yani. Sonuçta bunu isteme. Şimdi bu devletin duruşu, kuvvetlerin duruşu, Sayın Cumhurbaşkanımın duruşu son 20 yıldır buna sebep oldu. Bugüne gelmemize sebep oldu. Geçmişte bu kadar uzun süreli olmadı bunlar. Şimdi İngilizce bir derim var. Kusura bakmayın onu kullanacağım. Grassroot. Bir şey oluşturmak istiyorsanız, bir sanayi oluşturmak, bir sanat oluşturmak istiyorsanız önemli olan güzel bir şey yapmanız değil. Ya şimdi biz Milli Muharip F-22 ayarında yapıp yarın kapının önüne koyduğumuz düşünelim. Tamam mı? Elemanımız yok. Altyapımız yok. İlkokul çocukları bize inanmıyor. Tamam mı? Sokaktaki inanmıyor. Hiçbir değeri yok bunun. Hiçbir yeri yok bunun. Hiçbir şey olmaz. Yani siz şu anda gelişmiş teknolojilere bakarsanız Amerika'ya bakın. Yani ben orada okuduğum, bulunduğum için biraz biliyorum. Master doktora yaptım. Sonra hoca olarak da bulundum. University of London'da business scholar yaptım. İkinci Dünya Savaşı döneminde University of Illinois laboratuvarlar hala duruyor. Çok büyük presleri var. Gemi sektörü için acayip işler yapıyorlardı orada. Sesim geliyor değil mi? Problem yok. Tamam. Çok acayip işler yapıyorlardı. Şimdi diyeceğim şu. Bugünden dün arasındaki fark, bugün grassroot var. İlkokul çocukları gönül vermişler bu işlere. Yalnız TUSAŞ'tan dolayı değil, Teknofest'ten. Selçuk Bayraklı, Allah razı olsun, genç de bir o. Onun etkisi de büyük oluyor. Baykar'ın da yani bayağı bir etkisi var bunda, onu bir söyleyelim yani. Liderlik yapıyor orada. İlkokul çocuklar bu işe gönül vermiş durumda. Ben acayip acayip mesajlar alıyorum çoluk çocuktan. Ama çocuklar başımızın üzerine. Üniversitedeki en iyiler bizlere geliyor. Cumhurbaşkanlığı düzeyinden destek görüyoruz. Bu politik destek, yani bu destek demekle yani oranın bize sahip çıkmasını konuşuyorum. Aslında Türkiye bu işi kıvırdı. Ama bu merdivenin ilk basamaklarıdır. Biz tepeye daha gelmedik ama bir platoya geldik. Yani Yunan televizyon söylediği gibi
bir platoyu Allah nasip etti bize. Şimdi tepeye çıkmamız lazım. Tepeye çıkıp uçağımız F-22 gibidir de herkese gösterip ondan sonra da başka tepelere çıkmamız lazım. Durmamak lazım. Arkadaşlar şöyle, şimdi bu Selçuklu ile ilgili belgeseller veya televizyon programları oluyor ya, yani yapanlardan Allah razı olsun, TRT'den Allah razı olsun. Ben de merak sarıyorum, belgesellere bakıyorum ama tabii o daha çok bir film formatında. Ama Selçuklu neler yapmışlar ya? Yani Osmanlı'yı biliyoruz da Selçuklu neler yapmışlar? Ya bu Türkler rahat durmazlar ya. En iyisini yaparız Allah'ın izniyle. Çünkü taban harekete geçmiş durumda. Türkler Türklüğünü hatırlamış hocam. Son sorumu da çok özür dileyerek sorabilir miyim? Evet. Bu oldu biliyorum ama. Şimdi 8000 mühendisten bahsettik. Uçak imalatında çalışmış, uçak tasarımında çalışmış. 8000 mühendis çok önemli bir yetenek. Doğru. Yani TUSAŞ'ın milli muharip uçağını Allah kısmet ederse yerden ayak kestiğinde de bu yeteneklerimiz ülkemizde belki hizmet vermeye devam edecekler. TUSAŞ'ın sivil sektöre hizmet edecek özel jet ya da hatta yolcu uçağı gibi bir vizyonu var mı? O günleri de görebilecek miyiz? Teşekkür ederim. Şimdi tabii uçak mühendisine soruyorsanız, TUSAŞ genel müdürüne sormuyorsanız evet. Evet bizim var ama tabii yeterince şu anda yükümüz ağır. Yani bunları bitirmemiz gerekiyor. Bizim hayalimiz aslında TUSAŞ çalışanların hayali. Bu şirketi, bu Lockheed Martin'sa, bu Boeing'sa, bu Airbus'sa orada görmek. 50 sene sonra fark etmez. 100 sene sonra hiç fark etmez. Yani dedim ya şimdi Selçuklu'ya getirdik ya. Vallahi öyle kademe kademe gittiler ya. Bilimde de gittiler öyle. Yani Sivas'taki medreselerde bundan yaklaşık neredeyse 1000 sene önce beyin ameliyatı yapıyorlardı ya. Bildiğimiz beyin ameliyatı yapıyorlardı yani. Sonuçta yani bilgi böyle yani. Sen yakın baktıkça görürsün. Daha yakın bakırsan gene görürsün. Bir daha görürsün. Bir daha bakarsın. Bir daha bakarsın. Bilim bu. Yani sonuçta bizde bir ufuk durmaz. Yolcu uçağı da inşallah yapacağız. Ama yeterince şu anda bayağı yükümüz ağır yani. İnşallah. Ben örnek söyleyeyim. Lockheed Martin'de söylüyorum isim olarak. 60 bin mühendisi var. Bugün başka bir Amerikan şirketiyle görüştük. 90 bin çalışanı var. Teknoloji şirketi. Bizim hala 14 bindeyiz şu anda. 15'e gidiyoruz yakında. Yani diyeceksiniz ki bu kadar insana nerede para bulacaksınız? Bunlar kendi yapıyorlar, kazandırıyorlar. Yani uçak gibi bir mühendislik aktivitesi her bir noktaya bir daha bakayım da belki birkaç gram daha hafif yaparım aktivitesidir yani. Şaka değil. Uçağın ne kadar hafif olursa. Yani uçağın her tarafından hava geçiyor biliyorsun. Alnından rüzgar geçiyor buna yani. Bu alnından rüzgar geçerken rüzgarı disipline etmeniz gerekiyor. Sen buradan az geç, buradan çok geç, buradan az geç, buradan çok geç. Yani rüzgarken gene geçiyor ya. Çünkü o kuvvetleri oluşturuyor ve size manevra yeteneği veriyor. Süper bir iş ya. Zevkli bir iş Allah'ın izniyle. Özlem Hanım, size kaldırmıştınız galiba. Evet, çok teşekkür ederim. Sesimi alabiliyor musunuz? Tabii tabii. Duyuyoruz buyurun. Sizi, buyurun. Ya, kulaklık olunca bir an tereddüte düştüm. Temel Hocam tekrar merhabalar. Bu zor zamanlarınızda, bu çok heyecanlı ve verimli zamanlarınızda bize zaman ayırdınız. Bu bizim için fazlasıyla kıymetli ayırmış olduğunuz zaman. Öncelikle çok teşekkür ederim. Bu heyecanı bizlerle paylaştığınız için. Üç sorum var ama iki tanesi rica aslında. Bunlardan bir tanesi bizim bu uçaklarımızın şu an bir tanesi sene sonunda havalanacak dediniz. Potansiyel alıcı ülkeleri var mıdır temas içerisinde olduğunuz hali hazırda? Bize güvenen. Tek tek gidelim isterseniz. Tabii tek tek gidelim. Şimdi tabii savunma sanayi ihracat yapmadan yaşayamaz. Yani yalnızca Türkiye için bu büyük ürünler çıkaramazsınız bunu. Hürjet. Şimdi önümüzdeki günlerde uçak Allah'ın izniyle. Jet eğitim uçağı ve hafif saldırı uçağı. F-16'nın bir küçüğü. Bir küçüğü. Ama fonksiyonel bir uçak yani. Olacak, satacağız. İşte Malezya ihalesindeyiz. 10
18 tane alacaklar. Bizim ilk hedefimiz satmak. Milli Muharip de böyle tabii ki. Ama tabii bu tip savunma sistemleri Türkiye'nin kontrolünde satılıyor. Biz şirketiz nihayet. Yani devlet şirketiyiz, vakıf şirketiyiz, eyvallah. Ama Milli Savunma Bakanlığı'ndan devletimize izin olarak yapılan bir işler. Yani yalnızca paranın konuştuğu bir sektör değil bu. Ama sorunuzun cevabı savunma ürünlerinin satılması gerekiyor. Çünkü bunun bir geliştirme parası var. Böyle kocaman para tutuyor. Ondan sonra bir de serisi var. Seri de para kazanıyorsunuz. Sağ olsun devletimiz geliştirme parasını veriyor. Allah razı olsun. Ama seri de satıp devlete ucuz vermemiz gerekiyor. Sorunun cevabı evet. Teşekkür ederim. İkinci bir sorum. Sayın Genel Sekreterim de burada. Onun müsaadesiyle bir ricam olacak. Biz Saha İstanbul bünyesinde TESFE Sertifikasyon Komitesi'ndeyiz. Tamam. Ama sektörde böyle duayen bir firmadan bir temsilci bizim komitemizde henüz yok. 8 bin mühendisiniz var madem. Yeteri Doğru. kadar personeliniz olduğuna göre bizim komitede de görevlendirilmek üzere bir arkadaş rica edeceğiz sizden tamam. ki tamam. karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilelim. Bu tamam. bizim için büyük bir değer olacak. Tamam. Ben o genel sektörümle konuşurum. Bir de şunu söyleyeyim. Sertifikasyon dönük bir şirketimiz de var. Belki oradan olabilir hocam. Belki oradan bir evet, kişi görevlendirilir. Evet, o da olabilir. Bizim kendi çalışanımız da olabilir. Zevkle yapmak isteriz. Bunu hocam daha sonra konuşalım. Tamam hocam. Evet. Çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Üçüncü soru. Bir tanesi de şimdi TUSAŞ sektöründe ağababa tabiri caizse. Ben kendi adıma TUSAŞ'ı merak ediyorum. O havayı yerinde koklamak istiyorum. Acaba biz MBA öğrencilerine hani böyle küçük bir okul gezisi gibi bir gezi düzenlemeniz mümkün olur mu acaba? Böyle bir ziyaret söz konusu zevkle, olabilir mi? Yok bunu zevkle yapalım. Yapıyoruz da. Yani bizde otobüs dolusu genç arkadaşlar geliyor. Sizler de gençsiniz maşallah. Çok teşekkürler. Ama siz gelin ama. Gerçekten biz istediğiniz kadar kişi getirin, biz onları misafir edelim. Ben istersen cebimde verebilirim. Yani sizler de koordinasyon kim yapacaksa bana alo der veya mesaj atar. Genel sekreterimin liderliğinde olacaktır olur. Bu muhakkak. Biz organize ederiz hocam, biz organize tamam. ederiz. Tamam. MBA'yi sizden İnşallah. Bir şeyi aldık şimdi, İnşallah. Sözü aldık, İnşallah. Getireceğiz size. Tabii. Bunu özellikle çok yoğun yapıyoruz. Çünkü herkesin görüp insanların alacağı bir şey var. Görüp alacakları var. Görüp almasını istiyoruz. Gönül vermesini istiyoruz. Biz de dokunmak istiyoruz hocam. Biz de dokunmak istiyoruz. Tamam. Çünkü bu fuarlar dışında benim Baykar'ı gezme şansım oldu. Gerçekten büyük bir şanstı. Şimdi oradaki mühendis arkadaşları o emeğin içerisinde emeği verirken bizzat görünce insanın biraz daha koltukları kabarıyor, biraz daha gurur duyuyor ve dönünce oradan bir şeyleri görünce aynı şekilde biz kendi işimize biraz daha fazla sarılmaya başladık. Hani feyiz aldık diyebilirim. Bu Tabii. gerçekten çok kıymetli, çok mutlu olurum. Tabii biz özellikle yapmak istiyoruz, inşallah yapalım bunu. Evet. Çok tamam, teşekkür hocam. Ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Beraber inşallah. Biz görevi aldık hocam. Sağ olun. Başka Başkan, var mı? Bugün SASAT komitesi vardı. Arge ve Teknoloji Komitesi. TUSAŞ'ı ziyaret etme imkanı bulduk. Ben Umut Öndersu Aselsan'dan. Yani arkadaşlarımız gerçekten çok güzel çalışmalar yapmışlar, hazırlıklar yapmışlar. Selman Hocam da benim üniversiteden hocamdı. Yani tamam. Daha sonra onunla da görüşmüş olduk. Yani gerçekten Özlem Hanım ziyaret etmeyi istemek de haklı. Hakikaten çok güzel işler yapılıyor. Yani biz de yerinde gördük, inceledik. Sahin Bey olarak tekrar da gelmek isteriz. Teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Ramazanınız da mübarek olsun. Yani bugün bir teravihi kaçırdık. Yani biraz ondan dolayı bir üzüntü de duymuyor değiliz yani. Ama siz olunca da şey yapamadık yani. Onu da ifade etmiş olayım. Teşekkür ederim inşallah. Buyurun. Kemal Bey buyurun. Sayın Temel Hocam. Evet. Üniversite, kamu, sanayi işbirliği kapsamında üniversitelerimizin nasıl daha aktif olmasını istersiniz? Tabii. Hocam şimdi şöyle, üniversite sanayi işbirliğini biz sanayi öğrenci işbirliği olarak algılıyoruz.
Tabii ben üniversitede de bulundum. İSÜ Üniversite Sanayi İşbirliği'nde de görev yaptım. İTÜ'de hocalık da yaptım uzun süre. Şey modundan üniversitelerimiz çıkması lazım. Bize proje verin yapalım. Tamam, proje de verelim ama projeyi dünyada daha çok devletin resmi organları veriyor. NASA'sı veriyor. Amerika'da işte benim savunmazla ilgili enstitüleri veriyor. Onlar verirler. Veya şirketler verirler. O tamam. Ama bizim aslında en eksik gördüğümüz kısım öğrenci arkadaşların sizde nasıl geliyorsa bizim teknoloji şirketlerine ulaşmaları gerekiyor. Onun için şimdi 23 üniversitenin bütün araştırması içinde bizim ofislerimiz var. Orada elemanımız var. Küçük bir laboratuvar. 20 tane bilgisayar getiriyoruz, yazılımına getiriyoruz, projelerimizi getiriyoruz ve öğrenci arkadaşlar, oradan hocalar da oluyor. Böylece onlarla bir ortam sağlıyoruz onlara. Sorunuzun cevabı, bu gençlerin birinci sınıftan teknoloji şirketlerine ulaşıp ne olduğunu anlamaları gerekiyor. Birinci sınıftan. Motivasyon için gerekiyor. Yani aslında yıllar boyu hocalık yaptım. Hoca olan arkadaşların zaman darılabilir ama siz öğrenciye bir şey öğretemezsiniz. Öğrenci öğrenir. Onu motive etmeniz lazım. Küçük bir anekdot. Bir hocamız vardı. Elastik stabilitede çok meşhurdu Amerika'da. Bu hocanın özelliği şuydu. Jim Taylor. Özelliği şuydu. Derse geldiği zaman dersten o bir textbook vardı, ders kitabı. Bir iki sayfasını dışarı attı da tekrar geldi. Hocamız orada birkaç alt konuyu bize anlatırdı. Derdik ki ya ne biçim hoca? Ödevler verirdi. Onu dinlememiş olsak o ödevleri yapamazdık. Şimdi öğrenciyi motive etmek gerekiyor. O hoca bizi motive ederdi. Çok değerli bir hocaydı ve biz çalışırdık. Öğrenciyi motive etmek gerekiyor. Sanayinin görevi öğrenciyi motive etmektir. Ben bunu böyle algılıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başka var mı sözü almak isteyen arkadaşlarımızdan, katılımcılarımızdan? Şu an göremiyorum. Yani ben birileri keşke söz alsa da Temel Başkanımızla biraz daha vakit geçirsek diyorum ama böyle evet. Haksızlık etmiş olmamak için de bir şey de diyemiyorum. İnşallah birileri bir şey sorar diye ümit ediyorum ama. Evet. Hocam ben o zaman Gökbey ile ilgili bir son gelişmeleri sormak istiyorum. Biraz onu da merak ediyoruz hangi aşamada tabii. Diye. Gökbey şu anda seri üretimde. Jandarma için 3 tane tamamlıyoruz. 3 helikopteri. İnşallah yakına teslim edeceğiz onu. Bunun tabii gene sivil sertifikasyon uçuşları devam ediyor. Ama amacımız inşallah Haziran itibariyle ayda 2 uçak yapar hale gelmek. Helikopter pardon, yapar hale gelmek. Yani seri yapmayınca bir değeri olmuyor çünkü para kazanamıyoruz. Bu tabii yurt dışına da sivil maksatla satılacak. Aynen. Sertifikasyonları yani tamamlanınca. En az 1000 tane satarız toplamda düşünüyoruz bu helikopterde. Çünkü bulunduğu klas çok satılan bir klas. 12 kişilik. Deniz platformlarında olsun, diğer amaçlarda ambulans olsun. İnşallah tempolu gideceğiz. İnşallah hocam. Hocam sanırım herkes bütün anlattıklarınız evet. Karşısında bilgilendiler. Başka sorusu olan katılımcımız yok diye görüyorum. Yani evet. Biz sizi çok büyük bir keyifle, heyecanla ve merakla dinledik. Çok sağ olun bize vakit ayırdığınız için. İyi ki varsınız diyoruz. İyi ki TUSAŞ tamam. Var. İyi ki bu ülkenin geleceğinde işte bütün torunlarımız inşallah bu uçakları görecekler. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz hocam size. Hocam biz teşekkür ederiz. İyi ki gençlerimiz var. Allah'ın izniyle bunlar bu işleri 100 yıl boyunca götürecekler. Sağ olun hocam. Çok sağ olun. Size iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam. Görüşmek üzere.